Sevgili takipçilerim merhaba. Bugün dünyanın en saçma yasaklarından bahsedeyim sizlere. Danimarka ile başlayalım. Ülkede yeni doğan bebeklere devletin izin verdiğinden başka isim koymak yasakmış. Bunun için 24 bin isimden oluşan bir liste var. Bu listelerin dışında isim koyamıyorlar. Bunu çocukları korumak için yaptıklarını söylüyorlarmış. Çin'de reenkarnasyon yani öldükten sonra başka bir bedende yeniden doğmak hükümetin iznine bağlıymış. Eğer izin almadan reenkarne olursanız ve bunu bildirirseniz tutuklanıyorsunuz. 80'li yıllarda diktatörlükle yönetilen Romanya'da Scrabble oyunu yasaklandı. Nedeni Çavuşescu tarafından oyunun toplumsal yıkıcı etkisi olduğu iddiası. Almanya'daki otobanlarda aracınızın yakıtının bitmesi yasak. Bu durumda ceza yiyorsunuz. Yürüyerek gidip yakıt almak gibi bir şansınız da yok. Çünkü yürüyerek otobanda gitmek daha da yasak. Cezaları daha ağır. Dolayısıyla aracınıza yakıt almayı unutursanız otobana girmeyeceksiniz Almanya'da. Aklınızda olsun. Bir Afrika ülkesinde Burundi'de sabah koşusu yapmak yasak. Çünkü yapılan koşunun devlet başkanına protesto olarak kabul edilmesi yasağa karşı gelenlerin devleti yıkmaya çalışmaktan dolayı ömür boyu hapse mahkum ediliyor. Burundi'ye yolunuz düşerse aklınızda olsun. Sabah koşusu yapmayın. Belarus'ta alkış yapmak yasak. Devlet başkanı bir iki defa alkışla protesto edildiği için alkışla kutlama yapmak veya herhangi bir nedenle alkış tutmak yasaklanmış. Eğer alkış yapıldığı görülürse savcı hemen soruşturma açıyor. İtalya'da bir ada olan Capri'de parmak arası terlik giymek yasaklanmış. Sebebi bu tarz terliklerin yürürken çok ses çıkartmasıymış. Singapur'da evde çıplak dolaşmak yasak. Perdeler açık olarak evde çıplak herhangi bir komşunuz görürse polise sizi ihbar ediyor. Polis hemen kapıya dayanıyormuş. Suudi Arabistan'da Sevgililer Günü kutlamak yasakmış. İslami kurallara aykırı olduğu düşünülerek yönetim bu kararı almış. Kanada'da bebek yürüteçleri, bizdeki yürümeyi kolaylaştıran bu örümcek tarzı bebeklerin yürümesine şey yapsın diye örümcek tarzı yürüteçler alıyoruz evlere. Kanada'da bu yürüteçler yasakmış. Satışı ve kullanımı yasak. Eğer yürüteçler evinizde yakalanırsanız cezası 100 bin dolarmış. Yürüteçlerin yasak olmasının sebebi de kazalara neden olmasıymış. Dediğim gibi eğer yürüteç evde yakalanırsanız veya bulunursa bir şekilde polis bunu gördüğünde 100 bin dolar ceza kesiyormuş ve bunu ödemek zorunda kalıyormuşsunuz. İngiltere'de öğretmenlerin sınav kağıtlarını okurken kırmızı kalem kullanması yasakmış. Sebebi kırmızı rengin çocukları negatif etkiye sahip moral bozukluğuna neden oluyormuş. Düzeltmeleri veya notları sınav kağıtlarını okurken öğretmenlerin yeşil kalem kullanması isteniyormuş. Hatta bu yeşil kalemle de olumlu bir iki not da düşülmesi isteniyormuş. Amerika'da bazı okullarda topla yakar top oynamak yasakmış. Yakar top çocuklar açısından güvensiz ve top çarpmasında zarar görebilecekleri düşünülmüş. Aynı zamanda çocuklara top çarptığında küçük düşme hissine neden olur diye yasak geliştirilmiş. Amerika'nın içinden oyuncak çıkan sürpriz yumurtalar yasakmış 1938'den bu yana. Sebebi yenilebilir bir şeyin içine yenilemez bir şeyin konmuş olması. Bu da güzel. İran'da batı tarzı saç kestirmek yasak. Sebebi erkekler batı yanlısı özentiye kapılır diye hükümetin önerdiği şekilde saçlarını kestirebiliyorlarmış. Tayland'da iç çamaşırı giymeden sokağa çıkmak yasakmış. Yasalarla belirlenmiş bu. Amerika'da North Carolina yürürken hapşırmak, aksırmak yasakmış. Cezası 100 dolar. Yani aniden bir hapşırık geldi yürürken. North Carolina'da yürüyorsanız
Hapşırırsanız cezası 100 dolarmış. Bu biraz gerçekten saçmaymış yani. Evet, bu yasakların bazıları saçma, bazıları mantıklı olabilir. Bunlardan bazılarından bahsetmek istedim size. Aslında daha çok fazla var da sizleri çok sıkmak istemedim. Dolayısıyla toplumlar laik olduğu gibi yönetilir diyoruz. Videomuzu sonlandıralım. Takipçilerim, özgür ve yasaksız günler dileğiyle Pusula Çağlayan'ı takip edin. Abone olun. Sevgiyle kalın diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.